15 yıldır Osmanlı mutfağını çalışıyorum. Ve Osmanlı mutfağındaki ekol, çeşitlilik, malzeme işleyişi, sağlıkla birlikteliği beni her gün çok daha cezbetti. Bugün Osmanlı dönemi ta Hipokrat'tan beri yedikleriniz içtiklerinizdir, ilaçlarınızdır, ilaçlarınız yediklerinizdir demiştir Hipokrat. Osmanlı tıbbındaki bütün tabipler aynı zamanda mutfakta görevlidir ve hepsinin çalışma sistemi yedikleriniz ilaçlarınızdır, ilaçlarınız yediklerinizdir. Yani size bir yemek yediriyorsa, yemeğin vücuda işte ne bileyim biraz yağlıysa, farklı bir şey varsa bunu baharatla çözümlemeye veya yemeğin yanında verdiği şerbetle vücuda olan zararını biraz daha eksiltmeye yönelik çabalıyorlar. Bize tarçın değil mi? Tabii mutlaka. Baharat kullanmıyoruz. Son dönemlerde bugün işte izleyicilerin birçoğunun evine gitsek karabiber, tuz, pul biber, kimyon %10 vardır. Zerdeçal belki ya. Çörek otu, şimdi çörek otu çok moda oldu. Aslında hadis-i şeriflerde bile geçiyor biliyorsunuz. Ölümden başka her şeye çare diye. Şimdi çörek otu yağ satılıyor artık her yerde. Alıp geliyoruz. Onu bir rafa koyduk. Pazardan aldık, sıktırdık geldik. Rafta kaldı. 15 gün sonra çıkardık. Boşa içiyoruz. Niye? Etken süresi 7-8-10 gündür. Çörek otunun kırılarak tüketilmesi gerekir. Ağzınıza işte bir çay kaşığı çörek otu atıyorum sabahları diyorsunuz veya yoğurda döktüm yedim diyorsunuz. Kırılmadıysa emilemiyor. Aynı zamanda kırılmayan çörek otu bağırsakları çiziyor. Öyle de bir zararı var. Taze havanda dövüp bir kaşık böyle yiyorsanız o size şifa dağıtmaya başlıyor. Veyahut süper. Evet, bir karabiber değirmenin içerisine koyun. Yani günümüzde artık moda tuz karabiber. Tabii. Her gün sofraya çıkartın. Bizim çocuklarımız çörek otu yemiyor ki. Ama o sabahki menemene çekin, öğlenki yoğurduna çekin, patatesine çekin, karabiber gibi yesin. En azından yılda 100 gram tüketebilir. Ama biz sadece evde çok poğaça yiyorsak veya ne bileyim çok kebap yiyorsak kebapçı... Onun üzerinde de... çörek otu var ama onu da çörek otu da var. Çörek otu da kırmadan yiyoruz. Yağını çektiriyoruz, o da işe yaramıyor 15 gün sonra. Dolayısıyla diğer tarafta zerdeçal. Zerdeçallı pilavlar yapılıyor. Çeşitli şuruplara zerdeçal katılıyor. Çeşitli yemeklerde var zerdeçal. Bugün bakın bir zerdeçalın içerisinde %90 oranında sanırım kurkumin denilen bir madde var. Bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. Aynı zamanda Alzheimer için de önemli bir önleyici güç zerdeçal. Birkaç ay önce yayınlanan bir raporda yanlış bilmiyorsam birçok Amerika'daki birçok üniversite buna yayınladı diye biliyorum. Alzheimer'dan ölüm oranı tüm dünyada kalp krizinden ölüm oranını geçti. Bakın bizim daha haberimiz yok bundan. Kalp krizindeki riski düşünün. Bunun çaresi zerdeçaldır.